Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dördüncü ara sınav için essay ödevinizi, proje için portfolyo ödevinizi ve altıncı quiz, speaking quiz'i için videonuzu nasıl portala yükleyeceğinizi göstereceğim. Öncelikle portalınıza giriş yapmanız lazım. Sonrasında soldaki derslerim sekmesine tıklayacaksınız. Buradan karşınıza çıkan kendi şubenizi işaretleyeceksiniz. Karşınıza gelen ders menüsünden en alttaki ödevler sekmesine tıklayacaksınız. Buraya tıkladığınızda sizin karşınıza bize 24 Mayıs 23'e 9'a kadar teslim etmeniz gereken 3 ödev de çıkmış olacak. Sizler burada hangi ödevin olduğunu açıklamalarla görebileceksiniz. Kimin verdiğini, ne zamana kadar teslim etmeniz gerektiğini görebileceksiniz. İçeriğini görmek için, bu ödevin içeriğinde ne yapmanız gerektiğini hala bilmiyorsanız onu görmek için herhangi bir ödeve tıklayıp, mesela biz öncelikle size ara sınav ESEL ödevini gösterelim. Böyle de tıklayacaksınız ve karşınıza burada ödevle ilgili açıklama gelecek. Bu açıklamalar dikkatlice okumanız gerekiyor. Sonrasında bu iki konudan bir tanesini seçeceğiniz dosya hemen altında, açıklamanın altında öğretim elemanı ödev dosyası olarak karşınıza çıkacak. Buraya tıkladığınız zaman PDF dosyasını, o ödev dosyasını indirebilir ya da açabilirsiniz. Ben direkt açacağım şimdi. Bu şekilde 4 ay için olan, ben şu anda örnek olarak açıyorum. 4 ay için olan örnek essay konuları var. 4B için olan, yani üst tur için olan örnek konular var. Size zaten hocalarınız sizin sorumlu olduğunuz essay konularını sadece onları bulacak şekilde dosyaları yükleyecekler. Bu şekilde buradan yapmanız gerekenleri kontrol edebilirsiniz. Bu essay konulardan birisini seçtikten sonra bir Word dosyasına yazacaksınız. Yazdığınız Word dosyasını PDF'e dönüştürmenizi isteyeceğiz. Çünkü portal sadece PDF, zip ya da RAR dosya türlerini yüklemeye izin veriyor. Bu essay ödeviniz için yazdığınız Word dosyasını PDF'e dönüştürdükten sonra burada aşağı doğru ineceksiniz, göreceksiniz zaten. En alttaki dosya seç sekmesine tıkladığınızda bilgisayarınızdan dönüştürdüğünüz PDF, essay, PDF dosyanızı seçeceksiniz. Ben örnek olarak buradaki bir PDF dosyasını koyuyorum. Burada ödev hakkında açıklama yapmanız gerek. İşte dördüncü ara sınav essay ödevim ektedir gibi bir açıklama yaparak burayı da doldurmanız gerekiyor. Sonrasında sağ alttaki ödevi tamamla ödevi tamamla ve teslim et butonunu işaretleyeceğiz, tıklayacağız. Ve böylece siz kendi öğrenci ödev dosyanızı oluşturmuş olduğunuz açıklamanızla birlikte. Bu dosya şu anda size bu ödevi açan öğretim görevlisine, hocanıza ulaşmış olacak. Ancak daha önce duyurusu yapılmıştı zaten. Ben yine hatırlatmış olayım. 24 Mayıs'a kadar siz şuradaki butondan, ödevi iptal et ve yeniden gönder butonundan iptal edip üzerinde ödeviniz üzerinde düzenlemeler yapıp yeniden gönderebilirsiniz. Bunu da göstereyim. Bazı eklemeler yapmanız gerektiğini düşündüğünüzde ödevi iptal et ve yeniden göndere tıklıyorsunuz. Burada bir uyarı çıkacak. Ödevi iptal etmek istiyor musunuz diyor. Evet diyeceksiniz. Ve
Tekrardan bu ödevimizi tamamladıktan sonra, düzenlemeleri yaptıktan sonra yine tekrardan hangi ödevse eser ödevi için konuşuyorum. Tekrardan yeni güncel ödevinizi PDF olarak yükleyeceksiniz. Açıklamanızı yazacaksınız. Ve yine ödevi tamamla ve teslim et butonuna tıklayacaksınız. Şimdi bu ödevinizi gönderdiğinizde ne olacak onu gösterelim. Tekrardan üstteki ders menüsüne tıkladığınızda ödevlere tıklıyoruz. Bakarsanız burada 4. arasına essay ödevi için artık şu şekilde bu yer çıkacak. Ödevi teslim ettiniz, henüz değerlendirme yapılmadı diye. Diğerlerini hala teslim etmediğiniz için onlar da süre yazmaya devam edecek. Aynı işlemleri speaking quiz ve portfolyo ödevi için yapacaksınız. Artık portfolyo ödevi için tekrar etmiyorum. Göstereyim ama yine de. Burada da siz bahar döneminde yazmış olduğunuz 4 adet paragraf ya da essay yazılarınızı first draftları ve final draftlarını hepsini olacak şekilde tek bir Word dosyasına yazacaksınız. Yani ayrı Word dosyaları olmayacak arkadaşlar. Tek bir Word dosyasına. Eğer ilk defa yazıyorsanız 4'ünün ilk halini, first draft'ını ve final draft'ını ama yok ilk iki ödevi zaten yapmışsanız eğer ve bundan ilk iki portfolyo ödevi yapmış ve puan almışsanız sizin onları tekrardan Word'e yazıp yüklemenize gerek yok. Daha öncesinde yapıp puan alan öğrenciler ise sadece online eğitim sürecinde yazdığı son iki portfolyo konusunu first ve final draftlarını tek bir Word dosyasına yazacaklar. Sonrasında tek bir Word dosyasında tüm portfolyolarınız olduktan sonra bu Word dosyasını da yine PDF'e dönüştüreceksiniz ve bunu da yine dosya seç kısmından o portfolyolarınızın olduğu PDF dosyasını seçeceksiniz. Açıklamanızı yazacaksınız. Ve yine ödevi tamamla ve teslim et diyerek göndereceksiniz. İptal etmek istediğinizde yine ödevi iptal et ve yeniden gönder diyebilirsiniz. Yine portföy ödevi için de zaten burada yine öğretim elemanının ödev dosyasından hangi konularla ilgili portfolyo yazmanız gerektiğini hatırlatmak amaçlı biz size ödev dosyasını koyacağız. Burada ikisi birden var. Hocanız yine sadece sizi ilgilendiren portfolyo konularını koymuş olacak. Şimdi şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Tabii ki Word dosyasında yazdığınız dosyayı PDF'e çevirmeniz lazım. Bununla ilgili Google'da Word'u PDF'e çevirme ile ilgili siteler, uygulamalar bulabilirsiniz. O şekilde o işlemi halledebilirsiniz. Bir de tekrardan ödevler sekmesine dönelim. Bir de video sunum ödevini göstereyim. Yine buradan da ne yapmanız gerektiği ile ilgili açıklamalar olacak. Öğretim elemanı ödev dosyasından yine bu ödevin açıklamasını bulabilirsiniz. Bu 10 tane konu vermiştik size. Onları bulabilirsiniz. Sonrasında da arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey tabii ki bir video kaydedeceğiniz için bu muhtemelen ya AVI dosyası olacak ya MP4 dosyası olacak. Bunu da yine zip ya da RAR'a dönüştürmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de yine internetten siz MP4'ü RAR'a çevirme, zip'e çevirme ya da AVI dosyasını RAR'a çevirme, zip'e çevirme siteleri ya da programları bulabilirsiniz. O şekilde kaydettiğiniz videoyu zip ya da RAR'a dönüştürmeniz lazım ve o şekilde yüklemeniz gerekiyor. Ben mesela örnek olarak bir tane yaptım. Örnek video kaydı diye. Bunun içerisinde benim videom var. Bu şekilde zip dosyasını yükleyeceksiniz. Açıklamanızı yazacaksınız. Ve de bu videonuzu da buradan yollayacaksınız. Daha öncesinde size WhatsApp'tan özelden hocalarınıza yollamanızı söylemiştik ama WhatsApp 2,5 dakikadan üstünü video olarak göndermeye izin vermediği için o konuda bir güncelleme yaptık. O videoları hocalarınıza mail yoluyla yollamanızı
isteyeceğiz. Bu şekilde bu videolarınızı zipleyerek, ödevi tamamlayarak portala yüklemiş olacaksınız. Dediğim gibi 3 ödeviniz içinde ödevi iptal et ve yeniden gönderme seçeneğiniz bulunmakta. Herhangi bir sorunuz olduğunda danışman hocalarınıza sorabilirsiniz. Onlar da size yardımcı olacaktır. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.